Bu bölümde iç içe listeleri kullanacağız. ListPicker aracı ile listeleri nasıl oluşturacağımızı önceki uygulamalarda görmüştük. Bazen iç içe listelere ihtiyaç duyabiliriz. Elimizde sınıf isimleri olduğunu düşünelim. 2 adet ListPicker aracı kullanarak sınıf isimleri olan ListPicker aracını tıkladığımızda önümüze sınıf listeleri gelmesine, gelen listeden sınıflardan birisi seçildiğinde ise o sınıfa ait öğrencilerin geldiği bir uygulama geliştirelim. Sonra da bunu velilere ya da işte sosyal medyada paylaşma ya da bir paylaşımla başka bir yere gönderme işlemleri nasıl yapılır bunları göreceğiz. Öncelikle bir label ekliyorum. Label'ımın ismi sınıf listeleri olsun. Bunun boyutunu 18 yaptık. Ayrıca ortalayalım. Bir tane horizontal arrangement ekleyelim şöyle. Şimdi burada bir tane list picker'ımız olacak. Bastığımız zaman gelen liste bu. İsmine sınıf listeleri diyelim. Yanına iki tane buton ekleyelim. Bu temizle butonu olsun. Bir tane daha buton ekleyelim. Bu da gönder butonu olsun. İsimlerini düzenleyelim. Şuradan bileşen isimleri. List sınıf ismi. BTN temizle. Bu da BTN gönder olsun. Sonra şuraya bir tane label koyalım. Bunun içeriğini boşaltalım. Bu bir kenarda dursun. Yazısı olmasın içerisinde. ListPicker ekleyelim bir tane de. Bunun içeriğine diyelim ki ikinci liste. Sonradan değiştirebiliriz. Buna da list öğrenci. Ayrıca kullanacağımız bileşene bir tane notifier ekleyelim. Bir tane de sosyalin içerisinde bulunan sharing, paylaşım. Başkalarına göndermek istiyoruz ya, bunu kullanalım. Şimdi bu ikinci listeyi, buna da öğrenci listesi diyelim ya da öğrenci listesi. Bunu ilk başta kullanmayacağız. Bunun vizibilitesini kaldıralım. O halde bu öğrenci listesini biz sadece içerisinde veri saklamak için kullanacaksak bunun görünürlüğünü kaldırabiliriz. Şimdi sınıf listelerini oluşturalım. Şimdi burada bir değişken oluşturalım. İsmi sınıflar olsun. Bunu liste haline getirelim. Make a list. İçerisine değerler dolduralım. Sınıf isimleri olsun. Alta. 6B. Şuradan item ekleyelim. Bunu da 6C yapalım. Bir tane daha listemiz olacak. Bunlar da öğrenciler diye olacak. Tabii doğrudan bunları kullanmayacağız. Şunları bir çekelim buradan. Şimdi bunları CSV formatına çevirmemiz lazım. Listeden bunları tek tek ayrı bileşenlermiş gibi çekmesi için. Bunun için de şuradan CSV formatını bulalım. Bakın burada iki tane var. Burada row olan satır şeklinde alacağız. Tekrar girelim. Bakın burada da tablo şeklinde var. Ben satır şeklinde oluşturacağım bunları. Aralarına virgül koyduğum zaman bileşenler olacak. Mesela Ali, Ayşe, Banu, Deniz, Yeşim. İkinci listem
Büşra. Her bir bileşeni birbirinden virgülle ayırıyoruz bu CSV formatı sayesinde. Caner, Harun, Lale, Rasim. Tabii şunu da alacağız. Son olarak bu listemizde Faruk, Giray, Işıl, Sevilay, Taha. Bir de seçim isminde bir değişken oluşturalım. Seçimi de burada saklayacağız. Seçim. İçerisine şöyle boş değer atayalım. Tekrar ediyorum. Buradaki list from, CSV from text bloğu sayesinde aralarına virgül koyarak ayırdığımız değerleri dizinin elemanları olarak döndürmektedir. Şimdi list sınıf ismi, yani şu list sınıf ismi bileşenine tıkladığımızda sınıflar isimli değişkeni eklediğimiz sınıf isimleri görüntülenecek. Bunun için list sınıf ismi isimli list picker bileşenin before picker olayına bu görevi yerine getirecek kodu yazmalıyız. Bunun için list sınıf ismi bileşenin elements özelliğine sınıflar isimli değişkenin değerlerini atayalım. Bu sayede list sınıf ismi bileşenine tıklandığında karşımıza sınıf listesi gelecek. Yine bu bileşenin after picking olayına yazacağımız kod ile seçilen sınıfın öğrenci isimlerinin list öğrenci isimli list picker, yani diğer list picker bileşenine aktarılmasını sağlayacağız. Bunun için de list öğrenci bileşenin elements özelliğine öğrenciler isimli değişkenin verilerini aktaracağız. Bu işlem için list sınıf ismi bileşenin selection index özelliğini kullanacağız. Öğrencilerin de selection index özelliğini kullanacağız. Burada sadece birinci liste açıldığı için elimizde birinci listenin selection index özelliği bulunacak. O halde sınıf isminin after ve before picking olaylarını buradan alıyoruz. Before picking olayına list sınıf ismi bunun element özelliği olacak. Bakın şurada element, yani elemanlarına sınıflara atayacağız. Tıklamadan önce sınıf listeleri buraya yüklenmiş olacak. Aslında tıkladığımız anda. Peki tıklandıktan sonra ne olacak? List öğrenci elementlere. Bakın şunun elementlerine de ikinci listenin elementlerini aldık. Şurada kenarda dursun şöyle. Buna da listeden seçim yapacağız. Select list item list index. İndeks değerlerini çekeceğiz. Global öğrencinin. Bakın. Global öğrencinin. Hangi isimleri çekeceğiz? List sınıf ismi selection index'in. Seçilen index. 6A mı, 6B mi, 6C mi? Bunun da index numarası. Yani 0 seçtiysek 0, 1 seçtiysek işte birinci index şeklinde. Selection index. Sınıf isminin. Sonra öğrenci listesinin title'ına list öğrenci title list sınıf ismi selection'ı atayacağız. Bunun selection'ını seçilenine sınıf isminin selection'ını atayacağız. Sonra da list öğrenci open diyeceğiz. Bunu da listenin açılması için yapacağız. Bakın. Şu. Temizle butonuna basınca seçim değişkeni ve seçim listesi temizlenecektir. Paylaş butonuna basınca mesaj programı açılacaktır. List öğrenci bileşenin öğrencisi seçilince de seçilen öğrenci ismi LBL listeye aktarılacak. Bu gerek görevler için de gerekli olan kodları yazalım. Bunun after picking olayını kullanacağız. Bu tıklandığı zaman, yani seçildiği zaman
Şu bizim gizlediğimiz, aslında içini boşalttığımız, şuna LBL öğrenci diyelim. Öğrenci isimlerini burada görüntüleyeceğiz. Bunun tekstine global seçime atalım. Temizle butonuna basıldığı zaman, yani bu temizleme işlemi yapacak ya da aktarma işlemi yapacak. Temizle butonuna bastığımız zaman global seçimin içini boşaltmamız lazım. LBL list. Nerede bizim LBL listimiz? Şu öğrenci daha doğrusu. Bunun da text özelliğine boşaltalım. Temizle deyince yazılar gitsin. Paylaş butonuna bastığımız ya da gönder butonuna bastığımız zaman ise sharing'den bakın şu LBL listenin textini göndersin. Eğer varsa öğrenci listesini göndersin. Şimdi aslında şurada da bir değişiklik yapmamız lazım. Bunları alalım. Bunlarla işimiz bitti. Buton temizliğe bastığımız zaman içini boşaltmıştık. Label list öğrenci listesini temizlemiştik. Paylaşa bastığımızda gitmişti. Seçim isimli bir tane değişkenimiz vardı. Bir tane daha değişken oluşturalım. Buna da seçilenler diyelim. Boş bir liste oluşturalım. Gerektiği zaman da boş listeye ihtiyacımız olacak. Şimdi şunu bir kaldıralım. Bu after picking olayına bir tane koşul yazalım. Eğer if then else. Şimdi burada bir özelliğimiz var. Eğer listenin elemanıysa list öğrenci selection. Şimdi bizim öğrenci selection'ımız nerede? Şurada. Bunun seçilene şu liste öğrencinin selection'ı global seçilenler, yani boş liste buraya atayacak. Sonra uyarı. Bu ne işe yarıyor? Buna bakalım. Notifier. Bir öğrenciyi seçmek istiyoruz. Bunu daha önce seçtiniz diye uyaralım. Aynı öğrenciyi seçme olmasın. İkinci öğrenci listesi açılacak ya. Bu öğrenciyi daha önce seçtiniz. Geldik buraya as. Listeye eleman ekle. Böyle bir bloğumuz olacak. İsmi add items ile başlayacak. Şu. Global seçilenler. Seçilenler isimli bizim burada yeni bir oluşturduğumuz liste var. Buna diyeceğiz ki list öğrencideki selection. Bunun selection'ını atacağız listeye. Bunu da attık. Global seçim isminde bir değişkenimiz vardı şurada. Set global seçim. Buna da ekleme işlemi yapacağız. Join metodunu alalım. Global seçimden get global seçim. Şunu değiştireceğiz. Şunu da atalım. İhtiyaç duymayacağız. List öğrenci, yani öğrenci listesi, bunun selection'ını, seçilenine yeni listeye ekle. Ekledikten sonra alt satıra geç. Şunu alalım. Neydi? Ters slash end alt satıra geçme kodu. Son olarak LBL liste
bunun text özelliğine. Onu da bu koşulun, yani else bloğunun içerisinde yapıyoruz. Join sınıf listesinin altına şöyle bundan bir tane daha kopyalayalım. Sınıf listesi slash n verdik. Ve buraya global seçimi koyalım. Biraz karışık oldu. Test edip üstünden geçelim. Evet, şimdi kodu okutalım. Bakalım, bir kontrol edelim. Biraz karışık oldu. Evet, şimdi sınıf listeleri diyor. Bakın, girdik. 6C'yi küçük yapmışız. Mesela bakın. 6B'ye girdik. 6B'nin listesi geldi. Harun'u ekledik. 6C'den Taha'yı ekledik iç içe listelerden. Temizle dedik. Hepsi gitti. 6A'dan Ayşe'yi seçtik. Bunu seçmişiz. Aslında bu seçimler de kaldırılabilir. Rasim'i seçtik. Kira'yı seçtik. Gönder diyorum. Bakın paylaşım çıktı. Buradan WhatsApp'tan vesaire bir şekilde gönderebiliriz. Evet, uygulamamız bu şekilde. Hızlıca bir üstünden geçersek karışık oldu. Sınıf listeleri ve öğrenci listeleri oluşturduk. Buradaki list sınıf ismi isimli list picker'a tıklamadan önce gelsin diye sınıf listelerini bakın burada yükledik. Tıkladığımız zaman da bu liste karşımıza geliyor elementler olarak. Buradan hangi sınıfı seçersek ABC şeklinde o seçim karşımıza gelecek. Yani onunla ilgili sınıf açılmasını sağladık. Bakın list öğrenci open'ı özelliğini kullandık. Bu list ikinci listeyi açtırdık. Temizle dediğimiz zaman verilerimizi temizledik. Gönder dediğimiz zaman da sharing işlemi yaptık. Sonrasında dedik ki eğer seçilen öğrenci daha önceden seçildiyse bu öğrenciyi seçtiniz de değilse bakın burada yeni bir liste oluşturup bu seçilenlere list öğrenci içerisinden alarak böyle bir liste oluşturdu. Yani seçilenler isminde bir listeye seçilenlere atadı. Seçimin içerisine de seçim isimli değişkenin içerisine de seçilen öğrenci listesini alt alta olacak şekilde atayıp text üzerinde görüntüleme işlemi yaptık. Dilersek biz aynı öğrencileri tıkladığımızda hata verdi ya, şurada seçilenlerin set özelliğini temizle dediğimiz zaman create empty list yaparak içeriğini de temizleyebiliriz. Burada çünkü temizle dediğimizde bize daha önceden seçtiğimiz öğrenciyle ilgili hata vermiş oldu. Gönder dediğimiz zaman da seçtiğimiz öğrencileri farklı sınıftan ya da aynı sınıftan bir WhatsApp üzerinden ya da mail üzerinden alt alta gelecek şekilde isimlerine istediğimiz yere gönderebiliriz.